Evet, geldim şimdi Osaka'ya. Kobe'den sonra gerçekten cennet. O ne öyle ya? Antalya daha büyük, daha gelişmiş resmen lan. Osaka güzel. Çıtırından Tokyo'ya benziyor ama bence biraz farklı daha. İlk saniyelerden sezdim onu. Buranın da öyle güzel güzel ara sokakları var mı bilmiyorum ama ana caddenin vibe aynı. Mesela buraya ben Ginza derim. Ginza'ya bayağı benziyor şu an. Otele doğru yürüyorum. Bir çantaları salacağım. Adam arkadan dedeme çok benziyor ya. Otelin girişi bu şekilde. Buradaki otelimiz de böyle. Güzele benziyor. Fotoğrafları da güzeldi zaten. Yine fiyat performans bir oteldir inşallah öbürü gibi. Güzel bir barımız var. Oturma yerleri. Ondan sonra lunch area dediği yer budur hocam. Şuradan kart okutup erkek asansörüyle yukarı çıkıyoruz şöyle. Oda şey kısmına giriliyor. Kapsül gibi, kabin gibi işte. Odalar var. Duş kısmına da gidiş bu şekilde. Buradan böyle gidiyor. Otomat. Tuvalet lavabo. Ondan sonra böyle şurada duşlar var. Şurası da hamam kısmı. Kimse yokken çekeyim. Öbür videodaki de bu şekildeydi. Sadece ekstra olarak bir sauna vardı. Burada da böyle duş yerleri var. Bu şekilde Japon hamam. Şimdi Osaka'da ilk gün. Az önce bir oturdum baktım böyle hani ne yapılır nereye gidilir. Full Tokyo'ya fokuslanmıştım ben. Onları işaretledim. Şimdi Osaka Castle'a gidiyorum. Tokyo'dayken de Imperial Palace'a gittiğimiz zaman söylemiştim zaten hani Osaka Castle var diye. Main attraction'lardan birisi burada işte. Şimdi Osaka Castle buradan benim otelden 1 saatmiş 5 kilometre diyor. Ben dedim ki yürüyeyim hem sokakları keşfetmek açısından iyi olur. Ondan sonra böyle çıktım şimdi yola gidiyorum. Yani Venedik'e ne ara gökdelen dikmişler? Ayrıca nasıl buraya geldik onu tam çözemedim yani. Japonlar böyle farklı memleketlerden araklamayı seviyorlar galiba bak. Eyfel Kulesi var. Özgürlük heykeli var. Şimdi Venedik. Kaç oldu yani bu? Şu olay vallahi sardı ya. Çok hoş. Güzel. Çok fazla kalabalık ya. Metro durağının içinden geçip duruyor da kestirme varmış işte. Çok kalabalık. Bir tık daha rahat böyle. Hani o Tokyo'daki kuralcılık şey falan yok. Mesela hani merdivende solu da boşaltmıyorlar, sağa da boşaltmıyorlar ve bekliyorlar avel avel. Kırmızı ışıkta karşıdan karşıya geçiyorlar. Falan filan. Vazgeçtim abi şeye gitmeyi. O şirketle bugün gitmeyi. Şu an Amerika Mura diye bir yerdeyim. Vintage shoplar var. Sokaklar tatlı. Yine buldum tatlı sokakları. Burada buraya gezmeye karar verdim. Gideriz başka gün Osaka Castle'a. Şimdi buraya neden Amerika Mura demişler anlamıyorum. Böyle Amerika tarafında şeyler var. Duvarlarda falan boyalar bilmem neler. Ama yani vintage shoplar dışında Amerika'ya benzeyen bir yanı yok yani. Bir sürü vintage shop var sadece. Onlara da bakmıyorum yani yerim yok çünkü. Onun dışında default Japonya yani. Şu olay çok iyi olay. Tokyo'da da görmüştüm ama ehliyet gerekiyormuş yani. Sokakta go-kart yapıyorsun ya çok iyi. Bir de böyle Pokemon kıyafeti falan giydiriyorlar sana. Mükemmel olay. Millet de böyle toplanmış dinliyorlar. Oy 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 diye bağırıyorlar ya. Hiç kulağa hitap etmiyor da yani. Burası gerçekten Japonyalıktan çıkmış yani. Kültür olarak insanlar kendilerini çıkarmak istemiş. Acayip bir batı özentiliği var. Mesela hani kural falan da yok demiştim. Sokaklarda sigara içiliyor. Bu ne ahlaksızlık. Yani böyle iş mi olur? Bu Amerika Mura
labirent gibi ve bir tık büyük. Gez gez bitmiyor yani. Ama çok da hoş. Ama şu an salıyorum burayı. Daha sonra tekrar gelirim birkaç gün sonra. Şimdi yine turistli bir tane böyle sokak varmış. Oraya gidiyoruz. Adını unuttum valla. Osaka sokakların, semtlerin isimlerine henüz hakim değilim. Kusura bakmayın, bir iki güne o da olacak. Susma, haykır, çekik gözlü insanlar da vardı. Şaka bir yana. Artan vergilerden dolayı böyle yürüyorlarmış. Vergileri de %10. %10 yani. Hani bizdeki gibi %300 olsa acaba ne yapacaklar? Evet, yine buldum benim sokakları. Burası da yine Tokyo'daki gibi dar, tatlı ama çok kalabalık burası. Hani burası ve bir de şimdi şöyle de bir şey var, burası şehrin nüfusu bayağı az yani. Bence. Göreceli bir kavram tabii. Ama çok kalabalık yani sağa sola. Amerika buradan çıktım şu an. Default sokak burası. Adını unuttuğum yere giderken güzel bir sokak buldum. Yeme yerleri fix. Akihabara ile ara sokak karışımı bir şey buldum. Güzel. Osaka da sardı ya genel olarak. Bir tık yoruldum. 15 kilometre falan oldu bugün. Bir tık da kayboldum. Google Maps nedense burada çok iyi çalışmıyor. Şu an Maps açmadan dolaşabilecek konumda da değilim. Asla. Geldik abi. Şimdi burada ne var? Olayı ne? Niye popüler? Hiç fikrim yok. Aa, şöyle observation deck varmış bir tane ama çıksam mı bilemedim. Çok da sakat duruyor. Ama güzel de şöyle bak, ucunda köprümsü bir şey var. Oradan belki akabilir ya, bilmiyorum. Çıkayım mı çıkmayayım mı karar veremedim. Fiyatına falan da bakayım. Vidacık yokmuş burada ya. Ok attığım Amerika mura çok daha güzeldi yani. Bu arada şu zımbırtıya çıkmayacağım. Boyutu tatmin etmedi yani, çok yüksek değil. Çıksam da çok bir şey güzel olmaz yani, o yüzden dolayı gerek yok. Dediğim gibi yani hiçbir şey yok, bu kadar. Buymuş yani. İnternette yazıyordu şöyle güzel, böyle güzel. Yalan. Evet, burayı da saldım. Şimdi yürüyemeyeceğim artık. Metroya atlayıp daha işte merkezi bir yerlere gidiyor. Biraz uzaklaştık otelin oralarda. Bir de akşam gün battıktan sonra Team Lab'de şeyim var. Buradaki Team Lab'de rezervasyon. Akşam da oraya gideceğim. Oranın böyle bir arka sokağı falan da varmış. Japon kıraathanesi buldum şöyle. Neydi bu? Dama mı? Ne bu? Ne oynadıkları ya? Böyle sigara yok, çay yok. Bunlar ne yapıyor burada? Sadece oyun mu oynuyorlar anlamadım. Yürüyerek gitmeye karar kıldım. Kaç kilometreydi ya? 8 kilometre miydi? Neydi? Böyle küçük küçük tatlış evler var. Ama çok küçük yani, hani güya müstakil gibi ama 3 metrekare falan duruyor yani dışarıda. Yine bayağı residential bir yerdeyim. Böyle devam ediyoruz. Yol bu şekilde bayağı gidiyor. Bir tık fazla kalabalık. Ufak bir tık. Geldik ama çok şükür. Uzun bir yolculuğun ardından. Gideceğiz iniş. Burada olay, ormanı ışıklandırmışlar ve şıkır şıkır yapmışlar. Tamamen ondan ibaret. Güzel ya, havalı. Işıl ışıl. Bu şey ya tam. Pavyonlu orman. Orman, pavyon temalı orman. Hah, tam oldu. Evet. Burayı da salabiliriz. Sıradaki ne? Sırada ne var hocam? Burada da böyle bir zımbırtı var. Güzel. Yine şekiller çok basic yani. Ben bile yaparım bunları. Burada büyük ışıklı yumurtalar var. Dokununca yine renk değiştiriyormuş.
Bakalım. Müzikler biraz sıkıntı yine ya. Burada da böyle ışıklı ışıklı fenerler varmış. Güzel. Bence yeto ya. Yoruldum ben zaten. Salıyorum burayı. Buradan topuk otele. Conveyor belt sushi'ciye gidecektim ama artık 7-Eleven'dan tavuk mavuk alırım bugün. Sushi yarın öbür gün. Evet, çok uzun ve yorucu bir günün ardından otelin oraya geldim şimdi. Çok aşırı yürüdüm bugün. Ama çok fazla yürüyüş yapmadım ama hoş bir gündü. Benim çok hoşuma gitti. Sokaklar falan filan. Kobe bayağı sıkıcıydı. O şekilde. Bugün de böyle. Biz sizin için teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşürüz.